Bu çok prensleri niye aldın Hadi abi? Doktor demedi mi şekeri kesmen lazım diye? Yo, öyle demedi. Gofreti çikolatayı kes dedi. Çokoprens diye bir kelime kullanmadı ki. Çokoprens'te şeker yok mu? Yok tabii. Püsküvit var, fındık kreması var. Şeker alacak olsam jelibon alırım oğlum. Doktor öyle deyince çokoprens alayım dedim. Geçenlerde Ankara'da çok büyük jelibon rezervi buldular. Maksat ekonomiye katkı olsun. Sen bilirsin abi. Bayrama kadar nalları dikersen kapıya gelen çocuklara dağıtırım. 121 lira 75 kuruş sizin. 121 lira 75 kuruş mu? Çüş. Ne tuttu la o kadar? Ben hesapladım 90 küsür lira tutuyordu kardeş. Bir yanlışın olmasın. Fişe bakarsın abicim, ne tuttuysa onu söylüyorum ben. Bu markette bozmuş Hadi abi. Tabeladan geçirmeye çalışıyorlar. Senin Çokoprens'te de hariç 100 lira tutuyordu maksimum. Çokoprens dediğin 5 lira olsa. Çokoprens 21 lira 75 kuruş. Dolardan dolayı mı? Zam geldi abi, 10'lu paketi 21 lira 75 kuruş. Ekonomi çok iyi diyordun. Al sana ekonomi. Bunun ekonomiyle bir alakası yok Özcan. Bu işin içinde başka bir iş var. Ne olacak lan işin içinde? Paranın değeri düştü işte. Çokoprens alamayacak hale geldik. Sanmıyorum Özcan. Burnuma kötü kokular geliyor. Bu işin içinde başka bir iş var. Bir çokoprens paketinin içinde azami 30 gram kadar çokoprens var. Bu çokoprensin 25 gramı püsküvitten oluşmakta. Kalan 5 gramı ise fındık ezmesi barındırmakta. Ben bu boku en son bakkala gidip aldığımda tanesine 50 kuruş ödemiştim. 10'lu paketin içinde 10 tane çokoprens olduğuna göre tanesini 50 kuruştan hesaplarsak 10 çokoprens o tarihte KDV dahil 5 lira olmalı. Açıklanan enflasyon rakamları ortada. %63'lük enflasyonu da hesaba katarsak çokoprense 3 lira 15 kuruşluk bir zam yaptıklarını düşünelim. Gıda ürünlerine yapılan KDV indirimini bu rakamdan çıkarttığımızda 7 lira 17 kuruş gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Yani bir çokoprensin benim hesaplarıma göre 71 kuruş gibi bir fiyat olması gerekirken kasiyer bizden 2 lira 17 kuruş aldı. Bunun tek bir açıklaması olabilir. Enflasyon rakamları doğru değil. Hayır Özcan. Bu bir darbe planı. Çokoprens darbesi. Ne diyor lan, ne diyor? Çokoprens darbesi diyor. Aslında plan çok basit. Londra merkezli faiz lobisi ekonomik manipülasyon ve kur oyunlarıyla yönetimi ele geçirmeye çalışıyor. Önce çokoprenslere faiz zamlar yapılıyor. Çokoprens fiyatları öyle bir noktaya çıkıyor ki halk çokoprens alamayacak hale geliyor. Sokak eylemleri, memleket genelinde bir huzursuzluk ortamı. İnsanlar çokoprens, çokoprens diye inim inim inlerken diğer yanda az miktardaki zengin kesim baklava üstüne Nutella sürüyor. Bunu gören halk iyice galeyana geliyor. Ve sonra birden bir kurtarıcı çıkıp geliyor. Ve diyor ki alın size beleş çokoprens. Halk kurtarıcıyı kabullenip benimsiyor. Ve bir sonraki seçimde oyunu bu çokoprens Robin Hood'u kurtarıcıya veriyor. Peki kurtarıcı kimlerin adamı? Tabii ki de dış mihrakların. Tipik bir gladio operasyonu. Anladım abi. Paraya kıyıp sana jelibon alacağım. Beynine şeker gitmiyor. Yürüyün arkadaşlar. Bu darbeye dur diyeceğiz. Selamünaleyküm. Biz genel müdürle görüşecektik ama. Randevunuz var mıydı? Maalesef randevu kullanmıyorum. Randevunuz yoksa içeri alamam beyefendi. Genel müdürümüz şu anda bir toplantıda. Çokoprens genel müdürünün ne toplantısı olacak lan? Telefonla arayıp randevu almanız gerekiyordu. Anladım. Nereyi aramamız lazımdı? Beni arayıp randevu alabilirsiniz bir dahaki sefere. Tamam. Çokoprens genel müdürlüğü buyurun. İyi günler. Ben genel müdürle konuşmak için randevu alacaktım ama. Tabii beyefendi. İsminiz neydi? Radi ben. Tamamdır Radi Bey. Ben notumu alıyorum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler size de. Selamun aleyküm. Biz genel müdürle görüşecektik ama randevumuz vardıydı. Radi diye not alınmıştı.
Hoş geldiniz Radi Bey. Girebilirsiniz, sizi bekliyor. Girelim Özcan. Sayın Genel Müdürüm, kolay gelsin iyi çalışmalar. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Efendim, biz sizin çok eski müşterileriniziz. Arkadaşlarım ayda en az 2 çokoprens yirken, ben şahsen günde en az 3 tane çakmazsam o gün kendime gelemem. Çokoprens bana göre sadece tırto bir püsküvit değil. Çokoprens bir yaşam tarzı. Hem tatlı hem de besleyici. Fakat son dönemde yapılan fiyat artışları belimizi büktü sayın genel müdürüm. 50 kuruşluk çokoprens bakalda 2.17 lira. Bu zamlara bir son vermemiz lazım. Maalesef kardeşim, aşağısı kurtarmıyor. Asgari ücret arttı, ham maddenin fiyatı arttı, lojistik daha pahalı, petrol fiyatlarının bile durumu malum. Çokoprens'in içinde petrol mü var? 2 üretim tesisimiz, 14 tane tırımız var. Elektriğiydi, tırların mazotuydu derken bir üründen 10 kuruş bile kar edemiyoruz. Bu yüzden yapacak bir şey yok. Fiyatlarımız belli. İşte ben de sabahtan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Paranın değeri düştü. Senin de eline geçen para artmadığına göre alım gücün azaldı işte. Yani bunun üzerine bir de bizim ödediğimiz vergileri eklemiyorum bile. Daha onlar da var. Fındık kreması diyorsun. Fındığın kilosu kaç para oldu, senin haberin var mı? Bisküvi diyorsun, yağ, un, şeker. Fiyatlar almış başını gitmiş Nadi abi. Daha çalışanların sigortaları var, ambalaj giderleri var, Ar-Ge bütçesi var. Biz kurumsal bir firmayız. Evet. Hesap ortada Radi abi. Kabulleneceksin artık. Sen ekonomi çok iyi diyorsun da. Kağıdı kalemi alıp topladığın lan zaman... Lan bırak! Beni mi yiyeceksin lan eşoğlu beş kulak? Ar-Ge bütçesiymiş. 40 yıldır aynı paketi basıyorsunuz la. Çokoprens'in ne Ar-Ge'si olacak? Ya onu lafın gelişi... Hain emellerin deşifre oldu. İnsanları provoke edip darbe çıkartacaksınız ha? Suçüstü yakaladım seni. Abi! İtiraf et la! Radi abi! Lan saç... İtiraf et la! Ya kardeşim... İtiraf et! Abi! Allah Allah! Seni gidi darbeci artığı seni! Seni gladyonun oyuncağı, seni dış minahların maşası! Biz yer miyiz la? Yer miyim la ben? Yer miyim oğlum? F-16'ya kafa atmış adamla karşında! Bak bu adam kafa attı la, F-16'ya kafa attı! Sen kimsin oğlum? Sen kimsin la? Uyanık! Evet! Beni yakaladın. Yüzyıllardır bu topraklar üzerinde gözümüz var. Bu bereketli coğrafyayı ele geçirip bir çokoprens prensliği kurmayı planlıyoruz. Başına da tabii ki ben geçeceğim. Yaşasın çokoprens prensliği! Hah! Bak gördün mü? Nasıl da kendi ağzıyla itiraf etti hain! Şimdi paçayı ele verdin. Lan geri zekalı, şaka yaptım, ne alaka? Niyazi dayı, senin cezai ehliyetin var mıydı? Geçen ay kaptırdık ya la! Onu demiyorum ya. Neyse.